Alparslan Tarım Makinalarının sunduğu Çiftçinin Gülen Yüzü devam ediyor. Sevgili seyirciler, ceviz sandığı bizim örf adetlerimizde önemli bir yere sahip. Gelin çıkarken ilk önce sandığı çıkar. Sandığın üzerine otururlar, bağışlarlar. Biz de bugün bir nişan merasimini ekranlara getireceğiz. Tarihi Bedestan Çarşısı'nı gezerken de burada sandıkları görünce uğramak istedik. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyorum. Gülkencim, bu sandığın özelliği nedir, anlatır mısın? Sandıklarımızın özelliği ceviz olup ön ve yan kısımlarında el işlemesi, içlerini ayrıyetten tekrardan içindeki çeyizler kırışıklık olmasın, tahriş olmasın diye saten kaplıyoruz. İçindeki gülleri elimizde yapay yapıyoruz. Bu şekilde kurudu. Daha neme rutubete dayanıklı olduğu için cevizden pezir köpüğümüzde genelde tercih edilen, üstüne yatak yorgan yığıldığı zaman çökme olmadığı için tercih edilir. Ceviz sandığında el yapımı mı daha önemli yoksa fabrikasyon üretimi? Fabrikasyon üretimi göze hoş geliyor ama halkımızda hala sunta algısı olduğu için genelde cevizi tercih ederler. Bu da ilk önce bir genç kızın ilk sahibi olduğu şey herhalde ceviz sandığı. Alınır. Nişan olduktan sonra nişan yerine sandıkla birlikte gidilir. Orada çeyizi çıkar içine. Ondan sonra düğün gününe kadar sandığın içinde kalır. Düğüne gelirken önce çeyizi gelir sandığına. Bilahire bir gün sonra gelin çıkar. Peki, teşekkür ederiz. Bir şey değil, sağ olun. Sevgili seyirciler, benim kuzenimin çocuğu, lösemiden vefat eden kuzenimin bugün oğlu nişanlanıyor. Biz Samsun'dayken bizi de davet ettiler. Şimdi hep beraber nişan merasimine gidiyoruz. Orada genç çiftlerin nişan merasimlerini siz sevgili seyircilerim için ekranlara getiriyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda nişan merasimine geldik. Burada gelinle damat da yanımızda. Onlarla konuşacağız, duygularını öğrenmiş olacağız. Siz bizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Serdar Cengiz. Havza İmirci köyündeyim. Evet, Serdar, Allah mesut bahtiyar etsin. Bugün nişanlanıyorsun. Neler hissediyorsun? Valla çok güzel bir duygu. Herkesin yaşamasını tavsiye ederim. Heyecan var mı? Heyecan elbette ki var. İnsanlar kendi düğününde eğlenemez diyorlar, öyle mi? Yo, gayet eğleniyor musun? Tabii. O tabii. Bizim çocukluğumuzda mıymış öyle? Bence öyle yani. Evet. Bir sıkıntı yok, eğleniyoruz. Hemen nişanlını da tanıyalım. Sizin isminiz? Arzu Akgöz. Arzu, sen neler düşünüyorsun? Ne bileyim, mutluyum ya, bilmiyorum. Nasıl, bizim oğlumuzu beğendin mi? Hı hı. Allah mesut bahtiyar etsin sizi de. Şu anda yeni geldiniz. Birazdan artık hem insanlar oynayacaklar hem de örf adetlerimiz ne gerektiriyorsa onları yapacağız. Biz de Tarım Türkiye ailesi olarak size mutluluklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.
Sevgili seyirciler, tabii ki nişanlarda, düğünlerde kız tarafı biraz hüzünlü oluyor. Nişanlarda belki sevinçli oluyor ama düğünlerde kız tarafı ağlıyor, erkek tarafı da mutlu oluyor. Biz şimdi hem erkek tarafını hem de kız tarafını bir araya getirdik. Yanımızda damadın babası var. Siz tanıyabilir miyiz? Muharrem Cingöz, damadın babasıyım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut bahtiyar etsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl bir duygu? Kayınpeder olacaksın. Vallahi Allah herkese nasip etsin. Benim ilk oğlum nişanı. Dolayısıyla tabii ben de yani çok sevinçliyim yani. Evet, bir heyecan var yani. Mutlaka yani. Aşırı heyecan var yani. Peki köy düğünleriyle şehir düğünleri arasında ne gibi fark var? Mesela siz köyde nişan yapıyorsunuz. Köy düğünleri biraz daha işte insanları kaynaştıran, işte samimi bir ortam. Tabii şehirde bunu yakalayamıyorsunuz. Dolayısıyla herkes belli bir kesim. Ama burada daha candan efendim, daha insanlar sıcak, herkes doğal. Biz tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İlerleyen aşamalarda konuşacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Filiz Cingöz, damadın annesiyim ben de. Çok mutluyuz, mutlu bir günümüzdeyiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben iki tarafa da. Siz de kaynana olacaksınız. Gelin kaynanın arasında çekişme vardır. Asırlarda süren bir olay. Kaynanalık yapacak mısınız? Kesinlikle, çünkü arkadaş gibiyiz biz onunla. Yaşlarımız itibariyle de daha yakın olduğu için arkadaş gibiyim. Ya, kaynanalık yapmayacak mısınız? Kesinlikle. Asla düşünmüyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz. Ya, kaynan olmaz zaten. Evet sevgili seyirciler, yanımızda kızın annesi ve babası var. Tabii ki onların duyguları daha da farklı. Yıllardır büyüttükleri çocukları yakın zamanda evden uçacak. Evet, sizi tanıyalım. Ben Hüseyin Akgüz. Hüseyin, sen neler düşünüyorsun? Vallahi ne düşüneyim, ben üzünlüyüm her zaman için. Üzün var mı? Tabii var tabii. Var da heyecan da var. Kaç çocuk vardı senin? Dört. Dört kız mı? Dört kız. Sen o zaman hep kızlar gidecek, dört tane damat sahibi olacaksın. Doğru. O da evladımız canım. Sevgili seyirciler, şu anda genç çiftlerin yüzükleri takılacak. Hocamız yüzüklerini takacak, dualarını yapacak. Ondan sonra takı merasimine geçeceğiz. Hocam, sizi tanıyalım. Ben Bozkurt Dilmaç. Şimdi yüzükleri takacaksınız. Evet. Ondan sonra? Ondan sonra işte duamızı yapıp takı merasimine geçeceğiz. Evet, o zaman startı verelim. Yüzükleri şu anda hocam takıyor. Heyecan var mı hocam? Yok, onlarda vardır herhalde. Sende yok yani. Yok, bizde ne heyecan olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Selavat verelim Muhammed'e. Selalet Muhammed. Selavat verelim Muhammed'e. Selalet Muhammed. Selavat verelim Muhammed'e. Selalet Muhammed.
Evet, selavatlar getirildi sevgili seyirciler. Şimdi damadın yüzüyor, takılıyor. Selavat verelim Muhammed'e. Selalet Muhammed. Selavat verelim Muhammed'e. Selalet Muhammed. Selavat verelim Muhammed'e. Selalet Muhammed. Evet, selavatlar verildi. Şimdi makas kesmiyor diyorlar sevgili seyirciler. Burada makaslar kör olduğu için herhalde. Bir ben bakabilir miyim makasa? Örpüyü getirin de bir yerleşin. Evet, makas biraz kör hocam, haklısın, makas kör. Neyse, ama sanki biraz bireylenmiş gibi. Evet. 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 Hayırlı uğurlu olsun. Aha bak. Allah kesmiyor. Evet. Kardeşlerimizin nişanlılığa ilk adımlarını attılar. Artık şu andan itibaren resmen nişanlılar duasını yapmak üzere hocama mikrofonu uzatıyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin vel âgıbeti lil müttegîn. Amin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke tettevvabur rahim ve ihtina ve fikna ilel hakkı ve ila tarikin müstakim. Allah hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah paşalar mesin. Evet sevgili seyirciler, biz de Tarım Türk ailesi olarak genç çiftimize tekrar mutluluklar diliyoruz. Şimdi takı törenine geçeceğiz. Takı töreninden sonra çalsın davullar, oynasın kızlar hesabı, kızlar erkekler oynamaya başlayacaklar. Evet, bizim düğünlerimizde takıları Kasım kardeşimiz okuyor. Kasım'a ben mikrofonu veriyorum. Kasım okumaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'yi çekelim değil mi? Tabii çekelim. Evet. Benim bağıracak halim yok da. Nasıl diyoruz? Bu kimden şimdi bu? Ne? Babasından bir adet bilezik. Filiz ablasından da bir tane bilezik. Evet, şu anda anne ve babasından bilezikler takıldı. Yeni takıları bekliyoruz. Damat beyden bir adet saat. Evet, alkışlar, yalnız alkışlar azalıyor. Kızın babasından bir adet altın. Annesinden de bir adet altın, bereket versin. Halasından bir adet yemek takımı. Fatma halasından, annesinden. Fatma ablasından kapalı zarf, kapalı poşet. Satı kız kardeşinden. Damat kayboldu. Kaydırın onu. Enişten mi senin, senin senin? Evet sevgili seyirciler, şu anda damat kayboldu. Annesinden 20 TL. Allah bereket versin. Evet, bitti mi? Kapatıyoruz. Kapat. Tamam. Sevgili seyirciler, şu anda takı merasimi şükürler olsun bitti. Şükürler olsun bitti. Yoğun bir ilgi var ama vatandaşlarımız tabii ki düğünlerde, nişanlarda bu şekilde takılar takılarak sosyal paylaşım da yapılıyor. Yeni evlenen çiftlere destek oluyorlar. Bu da Anadolu'da kaybedilmemiş güzel bir özellik. Hep derler ya, Allah ev alana evlerine yardım eder. İşte evlerine yardım bu şekilde yapılıyor. Senin tatlı olsun.
Sevgili seyirciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık. Alparslan Tarım Makinalarının sunduğu Çiftçinin Gülen Yüzü sona erdi.